Merhaba. Kırılma kusurları arasında yer alan hipermetrop, sonuçları itibariyle yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sorun. Yakını net göremeyen hipermetrop hastalar, zorunlu olarak gözlük, lens gibi yardımcı optik araçları kullanmakta. Ancak günümüzde Excimer Laser Wavefront teknolojisiyle bu optik araçlar bir zorunluluk olmaktan çıktı. Önce hipermetropun nasıl oluştuğunu bir hatırlayalım. Ardından Excimer Laser Wavefront yöntemlerinin hipermetrop gözlere nasıl uygulandığını ayrıntılı olarak inceleyelim. Hipermetrop gözlerde uzaktaki nesnelerden gelen ışık demetleri retinanın arkasında kesişir. Hipermetrop insanlar genellikle yakın mesafe görmelerinden şikayetçidirler. Hipermetropun derecesine ya da yaşın ilerlemesine bağlı olarak uzak mesafe görüş kalitesi bozuk olabilir ya da olmayabilir. Hipermetropun düzeltilmesindeki en iyi alternatif Excimer Laser Wavefront işlemidir. Bu işlemde amaç korneanın eğriliğini arttırmaktır. Bu sistemde korneal eğrilik arttırılır. Böylece ışığın tekrar retina üzerinde odaklanması sağlanır. Excimer Laser Wavefront yöntemlerinin görme kalitesini nasıl artırdığını anlamak için öncelikle refraksiyon problemleri ve ışığın gözümüzdeki etkilerini anlamak gerekir. Işık bombeli ve saydam bir yüzeye çarptığında kırılmaya uğrar. Bu kırılmaya refraksiyon adı verilir. Gözün ana iki kırıcı parçası gözün ön kısmındaki kornea ve gözün iç kısmında bulunan doğal mercektir. Bu iki kırıcı parça gözün diğer yapılarıyla beraber cisimlerden gelen ışığın gözün en arka kısmında bulunan retina üzerinde odaklanmasını sağlar. Işık en kuvvetli kırıcı yapı olan korneadan göze girer. Sonra iç merceğe doğru yol alır. İç mercek ikinci kırıcı ortamdır ve odaklanmanın tam retina üzerinde olabilmesi için bir ince ayar mekanizmasına sahiptir. Eğer ışık tam olarak retina üzerinde odaklanmazsa, odaklanma yerine bağlı olarak miyop, hipermetrop ya da astigmatik rahatsızlıklar oluşur. Bu sorunların tümüne refraksiyon problemleri ya da kırılma kusurları adı verilir. Eğer bir insanda miyop, hipermetrop, astigmat gibi bir kırılma kusuru varsa, nesnelerden gelen ışık demetleri gözün arka tarafında bulunan retina üzerinde düzgün bir şekilde odaklanmıyor demektir. Kırılma kusurlarının kalıcı olarak tedavisi için Excimer Laser Wavefront yöntemi kullanılmaktadır. Excimer Laser Wavefront yöntemi, lazer ışınları kullanarak korneayı yeniden şekillendirir. Böylece görüntü retina üzerinde odaklanmış olur. Excimer Laser yönteminin ana amacı, kişinin gözlüklere ya da kontakt lenslere olan bağımlılığını ortadan kaldırmaktır. Ancak son yıllarda uygulanan ve LASIK yönteminin yeni bir formu olan Wavefront yöntemiyle gözlük ve kontakt lensten çok daha iyi bir görme seviyesi elde etmek mümkündür. Genel olarak LASIK hastalarının şu kriterlere uyması gerekir. 18 yaş üstündeki hastalar son 12 ay içinde göz numaralarında anlamlı bir artış olmayan hastalar, normal korneaya sahip kırılma kusurlu hastalar, herhangi bir göz hastalığı, diyabet, hamilelik gibi durumlar Excimer Laser uygulamasına engel teşkil eder. LASIK operasyonuna uygun olup olmadığınız ancak göz hekimleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi test sonrasında anlaşılabilir. Bu testler aynı zamanda çok sıkı güvenlik kriterlerini de içerir. Amerikan Sağlık Dairesi tarafından uygulanan bu kriterler, Excimer Laser Wavefront operasyonunun güvenle ve iyi sonuçlarla uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesinde çok büyük önem taşır. Lazer operasyonu öncesi uyuşturucu birkaç damla hastanın acı duymaması için yeterlidir. Operasyon hastanın lazer odasına girmesi ve lazer masasına uzanmasıyla başlamış olur. Lazer sistemi çok gelişmiş bilgisayar sistemleri ve operasyon mikroskobunun birleşiminden oluşmuştur. Cerrah, hastanın gözü tam olarak lazerin altına gelecek şekilde hasta yatağını ayarlar. Hastanın operasyon esnasında gözünü kapatmasını engellemek amacıyla özel bir araç göze takılır. Doktor gözün önüne vakumlu bir cihaz koyduğunda uygulama başlar. Bu esnada hastanın görmesi birkaç saniye engellenecektir. Bu vakum cihazı korneada 160 mikron kalınlığında çok düzgün ince bir koruyucu kapak kaldıran mikrotomun çalışması için bir yatak oluşturur.
Bu esnada çok küçük bir sıkışma hissi hissedilebilir. Vakum cihazıyla göz sabitlendikten sonra mikrotom adı verilen çok hassas bir cihaz bu parçanın üstüne oturtulur. Kapağın oluşumu bu aşamada gerçekleşir. Bu kapak sayesinde lazerin daha güvenli olan derin dokulara yapılması sağlanır. Kapak kaldırma işlemi bittikten sonra doktor ince bir enstrümanla kapağı geriye doğru katlar. Artık kornea lazer uygulaması için uygundur. Lazer, hastanın gözü önünde odaklandıktan sonra hastanın tam tepesinde bulunan yanıp sönen yeşil bir ışığa bakması gerekir. Doktor bir pedala basarak lazerin hastanın gözüne odaklanmasını sağlar. Çok gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından çalıştırılan lazer ışınları saniyede yüzlerce şut atarak hastanın net görebileceği şekilde korneayı yeniden şekillendirir. Lazer işleminin bu kısmı saniyeler içinde sona erer. Alzheimer lazerli kırılma kusurunun düzeltilmesi sonrasında cerrah kapağı tekrar normal pozisyonuna gelecek şekilde geri kapatır. Kapanan kapağın altı özel bir solüsyonla yıkandıktan sonra tıbbi sponkla yüzey düzeltilir ve hava kabarcıkları yok edilir. Göz sağlığı ile ilgili farklı konularda yine birlikte olacağız. Sağlıklı günler.